Başlamayalım mı Engin Aslan? Aşkım? Neredeyiz? Neredeyiz? Venezia. Venedik'teyiz arkadaşlar. Aynen. Beklemiyordunuz değil mi? Bir daha hikayeye geldik. Engin'le beraber 4 gün falan İtalya'dayız. Venedik'te ve Verona'ya da geçeceğiz. Arkadaşlar, şöyle Dol Moro diye bir yer var. Böyle fresh pasta yapıyorlar. İstediğiniz makarnayı seçiyorsunuz. Bir de sosu seçiyorsunuz ve içinde olmasını istediklerinizi seçiyorsunuz. Ben bakayım hangisini seçeceğim. Böyle oturacak bir yer yok ama. Sorry. Herkes şöyle oturup dışarıda yiyor. Biz de bir merdivenlere çökeriz. Engin gömüldü bir de arkadaşlar. Makarnalarımızı aldık böyle. Gondolaların içerisinde. Manzaraya karşı yiyeceğiz. Burada yiyelim mi? Güzel bir yer çünkü. Güzel mi tadı? Vallahi ama memleketindeyiz. Şimdi bunu gömüleceğim. 4 numarayı aldık arkadaşlar ve adam bizimle Türkçe konuştu. Geçen geldiğimde de oraya Türkçe konuşmuştu benimle. Nerede anladı bilmiyordum. Herhalde aksandan şey yapıyor. Anlıyorlar. Şu harika gözüküyor. Şu da çok güzel gözüküyor. Harika. Arkadaşlar, Rialto Reggiani Rialto Köprüsü'ne yakın Suso diye bir dondurmacı var burada. Ünlü bir dondurmacı. Şansımızda biz daha önce sonra gidecektik oraya ama tam yolumuzun üzerine kaldı. Ben şimdi oradan harika dondurmalar seçeceğim ama böyle cheesecake'li bir soslu mosluymuş. O kadar güzel seçenekler var ki biz de şöyle sıraya gidip hemen alacağız. Çünkü harika. Size biraz göstereyim. Buranın en meşhur dondurmacısı. En meşhur makarnacısına gittik. En meşhur dondurmacısına gidiyoruz ama gerçekten de güzeller yani. Hani parası var da iyi, sadece isim değil. Gerçekten güzel yapılar. Hakkını veriyorum. Ne dondurma ama? Ben yoğurtlu aldım. Bir de şurada çikolatalı, fıstıklı aldım. Engin limonlu. Ne pardon, vanilya, bir de ne? Karamel. Kanal canım. Grand Kanal'a karşı dondurmamızı gördüm. Çok güzel ama banana. Ama bak, telefon daha güzel çekiyor. Canımı kocacığım. Arkadaşlar şimdi Rialto Bridge, Ponte değil Rialto, yani Rialto Köprüsü'nden çıktık. San Marco bölgesinden, şu taraf San Marco oluyor. San Paolo'ya olduğumuz bölüme geçtik. Oradan da Rialto Bridge'den geçtik. Yani güzel, böyle herhalde bir dört büyük köprüden biriymiş burada Grand Canal, yani büyük kanal dedikleri bu. Daha en geniş kanal olan yerde. Ama o kadar tıklım tıklım ki anlatamam yani. Güzel. Neyse, güzel fotoğraflar çekiyor Grand Canal'ın falan ama kendinizi çekemezsiniz. Yani o zor biraz daha. Çünkü çok kalabalık. Şu an Engin'le San Paolo sokaklarını geziyoruz. Buralarda... Ay aşkım. Yol ver kameraya. Dondurma çok ağır geldi bana arkadaşlar. Yani iki top istedim ama dolu dolu iki top. Biraz bitiremedim. Ben bundan sonra bir topla yola devam. Ama Engin, sen ne dedin aşkım? Hayatında ne? Aşkım? Hayatımdaki en güzel kadın sensin. Yemin ederim şu an kameralara. Nazar değdirmeyin, yemin ederim. Yalanlar kameraya. Ne yalan olsun hayatım? Engin'in en sevdiği, yani şu ana kadar yediği en güzel dondurmaymış. Onu ben söyledim. Gerçekten de dondurma burada yeniyor arkadaşlar. Ama yiyen... Ne? Söyle söyle. Soru mu bekliyorsun? Şu an bu ilişkide... bu ilişkide roller değişti. Engin bakayım hangi story'ine ne koyuyorsun? Bakayım. Wow. Arkadaşlar şimdi bu maskeler neden Venedik'te çok meşhur anlatıyorum.
Burası bir port, liman şehri olduğu için ve Venedik'te, Venedikliler tabii biliyorsunuz meşhur yani ticaret anlamında. Neyse, İspanyol gribi çıkınca İspanyol gribi insanların yüzünü hasta etmişler, böyle yüzünü berbat etmiş. Neyse ki nedenle maske kullanmaya başlamışlar böyle güzel güzel gözüken, çünkü zengin insanlardı. Birisi vebadan korunmak için, gripten korunmak için, ikincisi de yüzünde yaralı olan insanlar yüzlerini göstermemek için. Ve her Şubat'ta burada maske festivali var. Bir daha desene onu ya, çok komik. Aşkım bak, vaporetta. Vapur demek çok kolay. Daha demin ne demiştin, o da çok komik ya. Engin böyle İngilizce ya da... Farini. Fırın demek. Farini diye bir dükkan gördü. Aşkım bak bu farini. Fırıncıydı fırın. Ama gördün ya. Yani. Evet, fırıncıydı. Türkçe ve İngilizce'ye yakın kelimeler. Entry. Evet. Şimdi sırada geldiğimiz yere, otobüs terminalinin olduğu Piazza Le Roma'ya gidiyoruz. İngiliz şurada Maps'ı o açtı. Benim telefonum şarjı bitti tabii ki de. Dayanamadı. Dayanabilir mi? Hayır. Hiçbir şey de kullanmadım. Adam ördeklere yemek veriyor. Bilgeti ne? Ay ben seni tanımıyorum. He? Seni tanımıyorum. Seni tanımıyorum. Şöyle şey, böyle bir Santa Lucia'da arkadaşlar oturduk. Çok sulamıştık ve şöyle güllü ve şeftalili bir ice tea aldım. Bir de su aldım. İngiliz bir kola içiyor. Şu an acayip bir susadığını anlatamam sana kadar susadığımı. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Engin beni, onu, Kat, Hayta'yla buraya getireceğime inanmadı ama getirdim. Gördüğünüz gibi. Hayır, ben sana yönleri söylüyordum ama. Hayır söylemedim. Niye şimdi böyle diyorsun? İddiasına bile girdik. Getirdim. Ben sana demedim mi sağdan gideceğiz, şu haritanın solundan gideceğiz. Hayır söylemiyorsun. Yok öyle bir dünya. Neyse arkadaşlar, şu an nerede biliyor musunuz? Burası Santa Gio. Bakayım ismini. Güzel bir Türkçe. Santa Giacomo dal Orio. 14. yüzyılda yapılan bir kilise. Çok güzel. Aşkım görsen şuraları. Meydan üzerine yapılmış. Meydanla gerçekten şu Venedik meydanlarına diyecek laf yok. Çok güzel, cıvı cıvı. Böyle yeşillikli her yer, renkli renkli binalar. Ve her yerde oturacak yerler var ya da restoran yerleri var. Şöyle masaları kurmuşlar, yaymışlar sokak ortasına. Güzel bir ambiyans yapmışlar. Burada herhalde bir okul var çünkü çok çocuk sesi geliyor. Düşünsenize Venedik'te bir öğrencisiniz. Şu yeşil balkonu yeni fark ettim. Aşkım, şu yeşil balkona baksana. Çok güzel. Çok tatlı değil mi? Şu an Engin'le oturduk. Şu ana kadar bir 15 bin adım atmışız. Şöyle birçok yerde böyle kilise şeyleri var, figüranları var Hazreti İsa'nın. Çok güzel bir kilise daha. Ondan sonra şurası da zaten Rialto Köprüsü, oraya doğru gidiyoruz, oraya geçeceğiz. San Marco bölgesine geçeceğiz. Bizim otelimiz orada. Gerçek mi? Biberleri çiçek gibi yapmışlar. Şurada Engin cannoli diye bir tatlı var buranın. Aşkım alacaksın mı, almayacaksın mı? Şu bak, cannoli diye şöyle göstereyim size. Buranın tatlısı yok. Ben yemeyeceğim ama seninkinin bir tadına bakarım. Krema mı alsam acaba ya? Krema alacağım. Yok, çikolatalı. Krema seviyorum. Çikolatalı. Evet, tamam. Ondan sonra onun tadına bakacak şimdi Engincan. Ben de tadına bakayım ama takipçilerime paylaş nasıl olacağım. 3,5 euro falandı tanesi. Yani 60. Ne, tamam. Starbucks'ın olmuş kahvelerine bilmem ne kadar İtalya'da da. Oha. Bir dakika, ben de bakacağım tadına. Nasıl? Güzel mi? Değil mi? Bakayım. Ya. Bakayım ben size tadına. Rialto'nun güzelimsi manzarası. Bu
Sen şey fotoğrafları çekmeye hükümlüsün, manzara, tamam mı? Mecburum yani. Çünkü ben çekemiyorum, görüyorsun, hükümlüyüm kendimi yani. Çekmekten. Hükümlü zaman... mü, hükümlü mü, Yükümlüsün. Sen hükümlüsün dedin ama. Evet, tamam, hükümlü de olabilirsin. Arkadaşlar şimdi siz 1 saat 5.30'da falan otele gittik ve 2 saat boyunca derinsiz, böyle deliksiz uyumuşuz. Yani çok iyi geldi çünkü çok yorulmuştuk. I don't have a children, pal. İngil. Şu an aşkım Titanic... Aşkım bana oyuncak veriyor. Benim çocuğum mu, oğlum mu var kızım? Titanic çalıyor arka planda bu arada. Çok kafam karıştı. Aynen. 2 saat uyuduk. Kalktık. Hemen üzerimizi değiştirdik. Biraz serin oluyor akşamları. Bir gündüz çok güzeldi oysa ki. Üzerime bir de yelek aldım. Üşünmeyeyim diye. Şimdi yolda dönüşte gördüğümüz bir balık restoranı vardı. Oraya gidiyoruz. Oranın tam bir de böyle balık çarşısının karşısındaydı. Yani her gün oradan balıklarını alıyorlarmış. Taze olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım, deneyeceğiz birazdan. Bu arada burası çok büyüleyici ya gece. De şey yaptı. Arkadaşlar şimdi bir tane restoranta geldik. Sen mi çekeceksin beni? Teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. Ah çok güzeldi ama. Biraz uzaklaştık. Arkadaşlar şimdi bir restoranta geldik. Arkamızda bir tane balık pazarı var. Sabahları burada balık alıyorlar. Karşıdaki restoranlar... Karşıdaki restoranlar... Aa, benim aprosu kutusun geldi. For me, thank you. One. Yes, yes, please, thank you. Ondan sonra... Ondan sonra aynen Aperol Spritz söyledim zaten. Çünkü bana niye söylemedin onu? Ama sen çünkü beklemedin beni. Hemen sonra. Tamam da deseydin. Sen tadına bak, beğenirsen sana da tam neyse, karşıya geldik, balık yiyeceğiz burada. Ondan sonra cımı ben de Aperol Spritz'ı aldım. Tamam, adam geliyor, indirdim. Bu balığımız geldi. Şöyle bir de salata aldık arkadaşlar. Çok güzel kokuyor balık. Arkadaşlar şu an balık pazarı burada. Bizim restoranda yediğimiz yer de şurası. Balığını da sevdik. Sen beğendin mi balığı? Güzeldi. Ben de balığı beğendim. Başka bir şey yemedik, onun için daha fazla yorum yapamayacağım. Akdeniz tadı vardı. Akdeniz tadı vardı. Izgara tadı vardı balık da. Güzeldi yani. Yalnız bir sabah, aşkım hayat başlamış burada çoktan ya, evet. Biz geç kalmışız hayata. Arkadaşlar o kadar tıklım tıklım ki şu an San Marco Plaza'sından, yani meydanından geçiyoruz. Şurada zaten kilise var, bugün oraya gireceğiz kiliseye. Onun için biraz daha kapalı giyindik. Bir de şu yüksek binanın tepesine çıkacağız. Fırın arayışımız devam ediyordu. Hani kapayı. Acıktık. Şu an hiçbir şey düşünemiyoruz. Daha sadece bir şeyler yedik. Günaydın gondolaları bunlar arkadaşlar. Ciao. Can I have 2 croissants please? Yes. And 1 çikolata. 2 chocolate, yeah, 2 chocolate please, and 1 pistachio. And can I have this one? First one? Yeah, right. Okay. And. Arkadaşlar tavsiye ederim. Bunun içinde de böyle bir kremalı sosu var. Çok güzel. Thank you.
Bir şey diyeceğim. Senin karın Pandora'cıydı. Sen ne ara Pandora'cı oldun? Arkadaşlar Pandora'ya geldik. Bakın. Hayırlı olsun bakayım lezine. Arkadaşlar Dorje Palace'tan yani Dük'ün sarayından yani bir vezir buranın Venedik'in kralı gibi bir şeyin sarayının önündeyim şu an. Şurada böyle bütün kolonlar bembeyaz ama şurada iki kremimsi kolon görüyorsunuz. O kolondan oradan çıkıp selamlıyormuş halkı ya da infaz da veriyormuş insanlara. Yani o kolondan infazını da veriyormuş insanlara. Kral, Dük, Doge. Yani benim gibi adamlar. Evet, senin gibi adamlar. burada da sıra acıma var. Her yere sıra. Acayip yani 2 saatlik sıralar var. Biz şu komünyaya, şu binaya çıkacağız. Ama bileti online keseceğim şimdi. Ondan sonra akşama doğru da gireriz diye düşünüyorum. Ya da oranın belki paralı ücreti diye daha az sırası olabilir. Çünkü bu hem kiliseye giriş ücretsiz hem de buranın yani Dük'ün sarayının bazı bölümlerine giriş ücretsiz. Ücretsiz olan yerlerde sıra çok fazla oluyor. Şöyle Palace'ın tam karşısında da Grand Tour. Servis yo gondola ne demek? Ne demek? Ne demek? Servis gondol servis demek. Şöyle güzel Grand Canal'ın dur biraz burada fotoğraf çekeceğiz. Sakin ol servis. Yavaş yavaş. Gondola soracağız ne kadar. En son geldiğinde 80 euroydu. Ben sorayım. 80 euroysa okey bineriz ikimiz için 80 euroysa. Ama daha fazlaysa bilmiyorum. Yani karım bilir, ben bilmem. Biraz abartıyor gibi 80 Euro'dan fazlaysa. Aynen. Şimdi Dük'ün yani buranın kralının Dorje'sinin nasıl derseniz deyip onun sarayının önündeyiz. Burası 3-4 defa büyük bir yangında yanmış ve yeniden yapılmış. Birincisi 9. birincisi 10. bir de herhalde 14. 15. yüzyıllarda. Kral burada limanın tam önünde kendine sarayını kurmuş. Bu sayede bütün gelen giden ve vergilere hakimmiş. Ve öteki tarafta da iki tane size gösterdiğim böyle kolon var. Bütün kolonlar beyaz ve sadece onlar böyle kremimsi ve aslında eskiden kırmızı bir renkteymiş, kremit rengindeymiş. Oradan da insanlara gidip selam veriyormuş. Bir de infaz kararlarını da orada veriyormuş. Arkadaşlar o kadar arkamda insan sırası var ki neyse. Şurası Dorje Palace'ın mahkemesi de buradaymış. Adam ondan insanlar burada mahkemeye giriyormuş. Şuradan da hapishaneye doğru geçiyormuş. Onun için burasının ismi Bridge of Sighs yani üzüntü köprüsü gibi bir şeye şey yapıyor. Çevriliyor. Bireyci mi Bridge of Sighs? Beğendin mi? Evet çok üzücü ya. Onun için üzüntü böyle çilekeşlerin geçtiği bir köprü. Arkadaşlar Dorje Palace'ın tam yanında şöyle gizli bir geçit var. Maps bana buradan geç diyor ama niye? Aynen. Fotoğraf çekiyorlar ben söyledim diye. Hadi bismillah o zaman. Gidelim. Burası korkunç. Barcelona'da Gothic Quarter'a benziyor. Gothic bölgesine. Şu an hayatım kaybolma. Kaparlar. Şimdi şeye gidiyoruz arkadaşlar. Burada bir tane ben geçen geldiğimde çok güzel bir kütüphane vardı. Böyle kitapların, kedilerin iç içe olduğu. Böyle bir de kitapları kayıkların üzerine koymuşlar. Çünkü Venedik su basıyor epey bir. Yani her sene neredeyse basıyor ve çok kötü maalesef. Bu seri durdurmaya çalışmışlar. Hani sonuçta hem derin suyu yükseliyor hem de yağmur suyuyla falan sel oluşumu çok fazla. Neyse kitapları da kayıkların üzerine koymuşlar. Hani ıslanmasınlar sel bastığında diye. Oraya gideceğiz şimdi. O çirkin sokak var ya size. Çirkin sokak çok güzel bir yer. Yani o çirkin sokakları takip edin arkadaşlar. Bakın ne güzel yerlere bizi soktular. Bir bildiğiniz başka bir aynen başka bir dünya ya. Bu özellikle
Özellikle böyle plazaları çok sevdim. Venedik'in en sevdiğim olayı. Aşkım şurası ne kadar popüler bir yer. Bakın arkadaşlar, her şey bot gibi şeylerin üzerinde ya da şöyle pazarda gördüğümüz kutuların üzerinde. Hiçbir şey yerde değil. Çünkü burayı dediğim gibi su basıyor. Ve buranın İtalyanca adı bu arada Libreria Acqua Alta. Yani bu Türkçesi yüksek su üzeri kütüphane anlamına geliyormuş. Ve buraya dünyanın en güzel kütüphane, kitap mağazası, kütüphanesi demeyeyim, kitap mağazası deniliyormuş. Bu da eski bir gondolaya benziyor. İnsanlardan göremediğim için aynen eski bir gondolanın üzerine her şey koymuşlar. Burası bu arada tıklım tıklım şu an. Eski kitaplardan şöyle bir step falan yapmışlar. Ben hemen geçeceğim çünkü basmak istemiyorum, yazık üzerlerine. Bak şimdi. Ne yazıyor? Kalendario yazıyor ya. Evet. Calendar, tamam mı? Şimdi aylara bakıyorum aşkım. Bak. Genio. Tamam, farklı. Tamam mı? Febrario. February. Tamam mı? Marzo. March. April. Şaka yapıyorsun. Bak, bu arada kütüphane, yani kütüphane deyip diyorum ama kitap dükkanı bu sokakta arkadaşlar. Hemen şöyle girişi de burada zaten. Şimdi çıktık ama ben size şöyle söyleyeyim. Buraya gelmek istiyorsanız sabah gelin ya da akşamüstü gelin. Çünkü şu an çok yoğun, şu an öğle arası ve tavsiye etmem. Sen buradan mı çıktın? Aynen, ben buradan çıktım. Ben çıkışı takip ettim. Engin girişten geç çıkmış. Kim gönderdi onu? Sadece. Şimdi Santa Maria Formosa meydanına geldik. Burada çok güzel bir küçük kafe var. Birkaç küçük kafe var. Biz Oizo. Ozio kafesindeyiz. Burada bir şeyler içeceğiz, serinleyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz ama güzel bir ambiyans var burada, beğendim. Güneşe tam vuruyor böyle yüzüme. Hayat güzel. Buraya geliyorsanız kesinlikle Ozio'ya uğrayın ve Venedik Spritz'ini deneyin. Bu Aperol Spritz değil, kendi özel, Venedik'e özel bir içkiymiş. Alkolsüzü de var bu arada. Çok güzel bir yer. Atmosfer de harika. Güneş acayip güzel ve yakıyor. Bu arada Venedik'e yazın çok sıcak ya. Yazın gelmeyin bence. Ya Nisan Mayıs gibi gelin ya da Eylül Ekim gibi gelseniz daha güzel olur. Hemen böyle sıcak, hala güneş var ama gezilecek durumdasınız. Hani böyle güneşin altında oturduğunuzda güzel bir ısı veriyor. Hani yakmıyor ve öldürmüyor kesinlikle. Öyle tavsiye ederim. Baharları buraya gelmek için. Arkadaşlar şöyle Antico Forna diye yani al götür ye bir pizzacısına geldik. Ben peynirli ve domatesli sade bir pizza seçtim. Wow. Arkadaşlar önce bir sağlam, böyle sadece domatesli, peynirli yetişimiz hepsini söyledim. Çok güzel çünkü burası. Pizza çok güzel. Peki müzik. Pizzayı da beğendik arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Güzel böyle pofuduk bir hamurdan yapmışlardı. O çaça ekmeğinin hamurundan yapmıştı. Nane tanureyi biraz pişirmişler daha. Tandır yani ekmeğinin aynı. Aşkım tandır ekmeği o kadar pofuduk değil ama. Yani biraz mayalı bilmiyorum. Mayalı ve pofuduk böyle şişmişti. Kek gibi şişmişti. Ve bildiğiniz böyle tandır ekmeğin üzerine pizza değildi yani. Güzel mi be? Uyku modundan çıkan Babe'in Kılıçaskan yeniden online. Bir saat uyudum. Bugün çok uyumadım ben. Engin hiç uyumadı. Neden acaba? Neden? Çünkü benim telefonum ikide bir bing bing ediyordu. Onun için uyuyamamış.
Ben güzel uyudum. Neyse şimdi otelden çıktık arkadaşlar. Rialto Bridge'in orada bir restoran gördük ve güzel biftek yapıyorlar gibiydi. Engin bifteği beğendi çıkan oradan. Ben de başka bir şey yerim muhtemelen. Bakalım balıklı makarna canım çekiyor ama varsa ondan yeriz. Yoksa biz de et yeriz bugün. Geçen geldiğimde sırf makarna ve pizza üzeri beslendiğim için biraz midem bulanmıştı artık hamur işlerinden. Onun için bu sefer biraz daha alternatifli beslenmeye çalışıyoruz. Makarna, pizza, balık, et, salataları bol tutacağız bu sefer. Suyun kenarına geldik. Rialto şurada. Biraz ilerledik. San Paolo tarafındayız. Bu arada San Marco tarafında değiliz. Grazie. Biraz yağ da geliyor mu acaba? Yoksa geldi mi? Belki geliyor. Aynen orada şöyle Riva del Vin diye bir restoran önünden geçtik. Burası güzel bir et yapmıştık bu sabah. Yani geçerken gördük öğle yemeği sırasında. Oraya geldik. Engin et yiyecek. Ben de spagetti deniz ürünleriyle onu istedim. Tam da masamız suyun yanında. Güzel. Beğendim. Makarnam çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bol bol deniz ürünleriyle Engin'in de eti, salatası. Bu salatayı ben anlamıyorum. Buranın salatası çok sıkıcı. Kuru ve biraz şey. Limon içiyorlar mı? Limon var. Bu merdivenleri bugün 500 kere inmiş olabiliriz. Köprünün karşısı San Paolo, bu karşısı San Marco. Biz burada kalıyoruz ama orası da çok güzel bir taraf. Onun için oraya da gidip geliyoruz hep. Göreceğimiz yerlerin bazıları da orada çünkü. Ya. Sesini duydum. Bakın şimdi ne yapacak. Ya sen bir korkutmaya mı çalışıyorsun? Ama arkadaşlar Engin'i öyle bir korkuttum ki evde buraya gelmeden önce. Bana dedi ki İtalya'da intikamımı alacağım ama bilemiyorum daha bir şey gelmedi ama çok korkutacak gibi geliyor. Senden korkuyorum hayatım. Arkadaşlar şu turaları bilen bana yazsın. Bunlar ne ya? Her yerde bunlardan satıyorlar. Ben bir tane aldım bugün. Geçen çok sağ olsun çok koydu yani. Çok şey yapıyordu. Bakalım Engin iki aldı. Ama gerçekten de çok koyuyorlar ya. Günaydın. Venedik'ten son günümüz. Bugün üçüncü günümüz. Bugün Verona'ya geçeceğiz buradan. İnternetten tren bileti aldım. Şimdi en sevdiğimiz yer fırına geldik. Fırından. Biz geç gelmişiz. Geçen o kadar korsan çeşidi var ki inanılmaz. Çok böyle hoşuma gitti ama bu şu an tıklım tıklım burası. Kahvaltımızı yapacağız. Biraz oturacağız. Kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra tren istasyonuna gidelim. Dün yediğimiz yetmemişmiş gibi bugün kahvaltımız epey bir bol. Gönül isterdi bir serpme kahvaltı ama şu an karşımıza olan Allah'a şükür ki çikolatalı kolsan bir benim dün yediğim o şeyle fıstık Antep fıstıklı olan bu ne bilmiyorum çikolataya benziyor. Bir de şunun içinde armut varmış, o da hoşumuza gitti. Şu üçü Engin'in, şu ikisi benim, bir de cappuccino'larımız geliyor. Burası şu an tıklım tıklım bu arada Engin'in burada. Kahvelerimizi bekliyor. Ben de şu an hemen bir yer kaptım. İkimiz de iki koltuk kaptım. Onu bekliyorum. Ondan şunun yanından biraz tıklamış olacağım. Arkadaşlar şu an Venedik'e diyoruz. Gerçekten de çok özleyeceğiz değil mi aşkım? Evet. Gelir miyiz bir daha? Kesinlikle geleceğiz. Evet tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada videomu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.